İkincisi şu. Şimdi ya Baykal çok kişi eleştirdi, eleştiriyor. O günlerde de eleştirdi. Bugün de eleştiriyoruz. Evet. Bugün cümlelere dikkat seçmeye çalışıyorum. Bugün bir sağlık sorunu yaşıyor. Ayrı mesele. Ve fiziksel engelleri var. Bugün hele hele bugün Baykal'la ilgili tartışmayı güçlüyken değil, onun yardımcısıyken değil, onun milletvekiliyken değil, o başkanlığı kaybetmişken, dahası sağlığını kaybetmişken yapmak bana ahlaklı gelmiyor. Bana tutarlı gelmiyor. Hele ki Baykal'ın ikinci kez açtığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün milletvekili olup Baykal'ın akıl sağlığıyla ilgili fikir yürütmek bana doğru gelmiyor. Bu dinlerken utandım. Yakıştırmadım da. Ben Baykal'la hani o sosyal demokrasinin önemli figürlerinden ama yani onun gibi bakmıyorum her zaman ama hak var, hukuk var kardeşim. Yapamazsın sen bunu Baykal'a. Bu partinin 92'de tek başına bu partiyi kurmuş. Bu CHP onun kurduğu CHP'dir. Bu CHP. Kurmuş, direnmiş, barajın altında kalmış, barajın üstüne çıkmış. Bu partiyi %25'i oturtmuş. Fazlasını gelsen yap ama o oturtmuş. Beğenirsin beğenmez. Ama sen şimdi bu adamın kurduğu partinin milletvekili ol. Kalk. Baykal'ın akıl sağlığı yerinde değil demeye getir. Hayır şu eleştiriyi ayıp yapabilirsin. Ya. Kürtleri kaybettin dersin. Bunu yap ya. Yanlış mantık uyguladın dersin. Bunu kaybettin ama dersin. Sen kalk Baykal kadar Ahmet Türk tutuklandığında evine git. Yapabiliyor musun? Yaptı. Evet. Bak dokunulmazlık kaldırıldığında kaldırmayın dedi. Yapabiliyor musun? Yap kardeşim. Tabii İyi yaptığı var kötü yaptığı var ama Baykal'a sen bunu yapamazsın kardeşim. Baykal ben çok ağır bir bedel ödemiş. Baykal kaset komplosu tartışabiliriz oradaki tutumu. Ama onu yaşamasının tek bir sebebi var. Eğer Baykal o operasyon hedef olmasaydı 2010'daki referandum geçmeyecekti. Baykal'ı düşürerek yaptılar onu. Baykal'ı eksilterek yaptılar. Baykal çok ekim muhalefet yaptı. Belki de siyasi hayatının en parıldayan dönemiydi, en ışıldayan dönemiydi. Mecliste dedi ki şu 3 maddeyi 12 Eylül'ü getirin kabul edeceğiz. Şu 3 maddeyi ayırın dedi. Yargı ile ilgili olanları. Bunları ayırın dedi diğer evet vereceğiz. O 3 madde Türkiye'nin anasını ağlattı işte. Evet. Baykal çok şerefli mücadele verdi. Baykal 2004'te de çok şerefli mücadele verdi. Irak'ta Amerikan işgaline karşı. Eleştirelim. Eleştir tarafları var. Sola kapalı olması, Kürt meselesinde kapalı olması. Doğru. Muhafazakarları küstürmesi. O doğru. Mesela 27 Nisan'da yanlış. Kendisinden değil o da. Yani bu iklim öyleydi. Yaptığı transferlerden dolayı. Seçimleri kötüydü. Bak 27 Nisan'da yanlıştı. Hayır, şöyle Deniz Baykal dediğinizde bayram namazlarına giderdi. İşte cami cemaattir ya Deniz Baykal. Orucunu yani, tutar, cuma arasında dolayısıyla kendisinin muhafazakarlık sorunu yoktu ama mesela Nur Serter'i getirmesi. Ya onlar yanlış. Şimdi, Nur Serter yanlış. Biraz... 27 Nisan tutumu yanlış ama o senin beğenmediğin Baykal 12 Eylül'ün siyasi haklarının kısıtlanacağına dair, konuşma yasağına dair imzalatmak istediği evrakı imzalamayan adamdır. Bu yüzden siyasi yasak yemiş adamdır. Her baba yiğidin harcı değil öyle. Yani Erdoğan bile 12 Eylül'de iki saat gözaltında kalmış. Onu 30 yıldır anlatıyor. 12 Eylül'de yattı, tutuklandı, evrak imzalamadı. Neyse, ben Baykal'a özel bir sempatim de yok bu arada. Ama hakkaniyet var kardeşim. Hak var, hukuk var. Peki. Sen bunu diyemezsin bir de yani. Türkiye'nin bu kadar çok sorunu varken sıra niye onlara geldi? Birkaç şey ekleyeceğim. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Baykal, ya bir de sosyal medyaya bakıyorum. Baykal'ı kovun, Baykal'ı kovun. Ya CHP'ye oy vermemiş adamlar Baykal'ı partisine koyuyor. Kimsiniz ya? Kimi nereden kovuyorsun? Dağdan gelmiş bağdakini kovuyorsun. Dingo'nun ağrı mı ya? Adam kurmuş partiyi. Sen ömrünce oy vermemişsin. Hayır. Baykal gitsin diyor. Nereye gitsin? Kim gidiyor? Baykal bu partinin genel başkanı. Ve hatırlatmak isterim. Yani Baykal güçlüyken her şeyi diyen ama saygım sonsuz. Mücadele eden, aktif eden, aktif. Mesela işte biz buluşuyoruz ama her gün telefonla konuşuyoruz. Baykal Kazancıoğlu, eski CHP'li. Baykal'ın büyük hataları var. Mesela o 7 Haziran seçimlerinden sonra meclis başkanı adayı olması çok büyük hata. Türkiye'nin gidişatını değiştirdi. Ya hata. O gün eğer muhalefetin ortak adayla çıkması mümkün olsaydı psikolojik üstünlük muhalefete meclis geçecekti. Muhalefetin eline geçecekti. Komisyonlar toplanacaktı. Ama o günün kavgası. O gün söylendi bunlar. Hayır. Bunlar başka ama şey. Ama yani, kritik bir eşiktir yani. Ya, tamam. Ama o gün söylendi. Yani, o gün, ben bugün televizyon tartışmasında Baykal'la çıktık söyledik. Şimdi bak
Benim iyi bir ahbabım var. Ahbabım dedim büyük. Baykal Başseksek, o da Baykal. Baykal Kazancıoğlu, bizim Trabzonlu. İyi bir Baykal karşıtı. Tam Baykal düşmanı. O da Baykal, bu da Baykal. Adam hep mücadele etmiş. Bir de Baykal gülü sonsuz var. Ama sen genel başkan yardımcısı olmuşsun. Vekilli olmuşsun. Adam güçlüyken bir şey dememişsin. Gelmişsin. Adam sağlığını kaybetmiş. O da ahiretle meşgul artık. Gelmişsin Baykal Partisi'nden kovuyorsun. Ya sen kimi nereden kovuyorsun kardeşim? Bir de bu iş başbakanlık ama meselesinden çıktı. Erdoğan'ın başbakanlık yolunu açmasından çıktı. Orada ama Livaneli'nin adı da geçiyor. Yani o hikayede Baykal'la Livaneli'yle birlikte deniyor. O hikaye o kadar haksızlık ki. O gün o konjonktür var mıydı? Hep ikimiz de gazeteciydi. Sen Ankara'daydın. Sen ya bence demokrasi, o gün, ben onu demokrasi adına... Erdoğan'ın başbakanlığının önünü açmama gibi bir şansı kimsenin yoktur. Demokratsan demokratsındır. Kişiye göre değişmez demokratlık. Demokratlık bunu yapmayı gerektiriyorsa onu yaparsın. Yani bu kadar basit. Açmasaydı ne olacaktı? Açmasaydı daha başka da Erdoğan bir şekilde daha da büyürdü. O zamandan yani büyürdü. Başka bir yola girerlerdi. Başka bir eylem biçimi olurdu. Çünkü seçilmiş, partinin başında %35 oy almış o gün için, birinci parti olmuş. Yani suçlama noktası yanlış. O gün işte bugün bu ağır, yani Baykal'a aynen katılıyorum. Daha partiyi dar bir kliğe hapsetti. Baykal partide bir oy tavanı yarattı. Cumhuriyet Halk Partisi bu oy tavanının üzerine çıkamazdı. Açılmıyordu. Dar bir çizgiye hapsetti. İdeolojisini kaybetti hatta parti. Ya bildiğimiz, yani şu anlamda söylüyorum, sosyal demokrat ideolojisini kaybetti o parti. Bin türlü laf edersiniz ama Erdoğan'a başbakanlık yolunu açma dışında hiç kimsenin o günkü konjonktürde başka şansı yoktu. Ya bütün dünyanın önünde partinizi durdurma düşünüyorsunuz. Antidemokratik bir dizaynın parçası olmuş olacak. Adam diyor ki ya partisi birinci parti. Kendisi miting geziyor. Siyasi yasağı bana antidemokratik geliyor. Ben anladım, bu açıklama bana mantıklı geliyor. Demokratik bana tutumun de gereği bu. Baykal'ın eleştirecek yanı 27 Nisan'daki tutumu. Ya sen o meseleyi niye devlet krizi haline getirdin, o başörtü meselesini? Bu denebilir. Ama bu dendi zaten. Baykal öyle yani eleştiride kabul etmeyebilirdi ki. Ben Can'la yeni tanıştığımızı hatırlıyorum ama ben yani Baykal şimdi belki şunları eleştirebiliriz. Ya artık milletvekilliğini de artık bu kez son olsun denilebilir. Fakat ya partiden kovuyorsun. Ya sen kimi nereden kovuyorsun? İsmail, ben şöyle şeyler duydum. Çok özür dilerim. Bir yorum yapacaksın. Peki sonra bir şey yani, soracağım sana. Bu mesela CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başımızın üstünde yeri var diyerek grup konuşmasında bizim genel başkanlarımızla ilgili sonra, mesela, bir tartışmamız bize hani okurlarımız mesaj gönderiyorlar ya işte e-mail'den, sosyal medyadan. Çok tepki aldım. Yani Kılıçdaroğlu özellikle İzmir Ege bölgesindeki CHP teşkilatlarından Sayın Kılıçdaroğlu niye böyle bir şey yaptı? Sahip çıktı. İşte niye böyle bir şey? Enteresan geldi bana. Yani taban niye böyle tepki gösterdi diye. Zannedersem Livaneli'de biraz bu tür şeyleri çok sık duydu son dönemde ve ben Zülfü abinin bir şeyine daha itiraz edeceğim. Yani parti Baykal'ı nitelerken Sunni, Türk gibi yani tanımlama yaptı. Şimdi bak bu olmaz. Yani Alevi olmak, Alevilik Sunnilikte ancak dezavantajlardan bahsedilebilir. İnsanların Alevilikten kaynaklı dezavantajlarından bahsedilir. Onların düzeltileceğinden söz edilir. Sol politikada budur. Yani sanki Sunnilik olumsuz bir durummuş. Sanki Sunnilik bir suçmuş. Sanki Sunnilik politik bir hataymış gibi Zülfü Abu'nun bunu ifade etmesini ben anlamakta zorlandım. Kendisi de galiba yanlış ifade etti. Düzeltmesinde fayda var. Bizim için yani sosyal demokratlar en iyi Zülfü abilir. Onları ifade eden söz şudur. Dil farkı bilmezler. Sanki bir anadan doğmuş gibidirler. İnsanlığı böyle kabul ederler. Sunni ne, Alevi ne, Türk ne, Kürt ne. Bir sonraki cümlesinde de Baykal'ın Kürt